Yaşanan her şey çok sıcak arkadaşlar. Nesine, TV'ye ve Erman Derman'la FM günlüklerine hoş geldiniz. Yaşanan her şey çok taze, çok acı, çok yeni. Şöyle izah edeyim. Şok edici olaydan sonra 5-5,5 ay kadar devam ettim. Sizlerden gelen mesajlar tek tek okumayacağım ama hoca mutlaka bu ligde kalmalısın, İngiltere'de kalmalısın ve başka bir takımla intikamının peşinde koşmalısın şeklindeydi. Türkiye Ligi'ne dön hoca, senin kıymetini bilmediler, senin yerin büyük takım hoca gibisinden mesajlar da vardı ama ağırlık %70 %80 ya Premier Lig ya Championship'te kal ve göster Erman Derman'ı bizlere şeklindeydi. Çeşitli teklifler de geldi bu 4-5 ay boyunca. Şimdi birazdan devama bastığımda zaten göreceksiniz. Şu anda artık yılın sonuna doğru, son 8-9 maça gelmiş durumdayız. Sezonun tabii çok erken safhasında, 4. haftasında gönderildiğim için 1,5-2 ay hiçbir takım boş değildi. Sonrasında bizim ligde böyle son sıralardaki Peter Boro'lar falan boşaldı. Hatta Peter Boro bizzat bana geldi de, hoca konuşalım, görev yapmak ister misin? Hayır dedim. Çünkü yani Peter Boro gerçekten, Peter Boro kariyeri hem keyif vermez hem de Peter Boro hakikaten takıma falan da baktım. Yani düşme mücadelesi veririz vermeyiz. Allah'a emanet bir takım. Türkiye Ligi'nden takımlar geldi. Ümraniye Spor geldi. Trabzon Spor geldi. Ama Türkiye Ligi yani bu şekilde geçmek istemiyorum. Başka bir zaman sıfırdan bir Türkiye Ligi kariyeri bir takımla yapabilirim tabii ki. Ama böyle 3. sezondan burada kovulduktan sonra bir Türkiye Ligi geçişi istemiyorum. Ve sonrasında Bournemouth sürekli şey oldu. Bournemouth'ta hoca baskı altında, Bournemouth'ta çanlar çalıyor, görev tehlikede diye. Bournemouth çok güçlü bir kadro ve çok ciddi bir finans gücüne sahipken ve ligde şampiyonluk adayı olarak bu sezon başlarken, Premier Lig'e çıkması gereken takım olarak gösterilirken sezon boyu 13-14, 13-14, 12-15 oralarda gitti ve en sonunda hoca kovuldu. Hoca kovulduktan sonra en büyük aday Marco Silva gösteriliyordu. Marco Silva ile birlikte bana da geldiler ve ben hatta burada da yazıyor işte şurada, Marco Silva'nın takımın başına geçmesi de kesin gözüyle bakılıyordu ama kulüp yönetiminin gözünde Erman Derman öne çıkmış demek ki. 2023 yılında Skybet Championship yılın menajeri ödülünü kazanmış olan Erman Derman yeni görevinde kendini göstermeyi sabırsızlıkla bekliyor. Hull City'de kümede kalmak için çaba sarf etmiş ama yetmemişti. Çiçeği burnunda menajer Erman Derman yeni kulübünde mutsuz durumdaki Jack Harrison'a bir çözüm üretmeli. Erman Derman'ın kariyerinde 47 galibiyet, 14 beraberlik ve 41 yenilgi bulunuyor. Takımın başındaki ilk sınavını da Fleetwood'a karşı verecek. Carlos Vicens görevden alındı ve beni göreve getirdiler. Bakın, medyanın tahmini 2. İkinci olması beklendiği sezonda Bournemouth 13-14 gitti. Hocayı biraz erken kovsalar ve beni getirseler, yani ilk 6'ya sokup bir playoff kovalardık ama şu an epey geride kalmış durumdayız. 107 milyon transfer bütçesi var Bournemouth'un. Premier Lig'den düştükten sonra benim hayatımda hiç görmediğim bir transfer bütçesi bu arada. Hull'u geçtim yani birçok takımda. Everton'ı falan çalıştırırken bile anca bunları görüyordum. Bournemouth Premier Lig'den düştükten sonra hiç para harcamamış neredeyse ve oyuncu satarak ciddi bir geliri tutmuş. Mateta, Jefferson Lerma, Andre Romalo gibi oyuncular var. İşte Jack Harrison var, Josh Masha var. Çok ilginç bir şey daha var. Kalede Nathan Baxter var. Sezon başında ben kontratındaki 5.9 muydu? 5 miydi neydi? Serbest kalma maddesini unutmuş ve de engelleyememiştim. Bir anda gitmişti Hull City'den, hatırlayacaksınız. Ve Nathan Baxter'la da yollarımız işte burada tekrardan benim as kalecim şu anda kesişti. Daha ilginci,
Taylor Harwood-Bellis de Manchester City'den sezon başında transfer etmeye çalıştığım oyuncuydu. O da Bournemouth'u seçmişti. Çok sevdiğim, çok beğendiğim bir stoperdir. Onunla da burada yollarımız kesişti. İyi bir kadromuz var. Yani bu kadroyla nasıl başardı da bu takım bu kadar uzun süre kötü sonuçlar alıp 11.likte, 12.likte, 13.likte seyretti. Şimdi Hull City'yi görüyorsunuz. Biz 4'te 4 ile başlamıştık. Leeds United'dan 17 puan fark yemiş Hull City. Watford'un da gerisinde. Hatta Sheffield United'ın maç eksiği var. Normalde Sheffield United da önünde. Yani Hull City şampiyonluk zaten mümkün değil. Ya ikinci olabilir ya da 3-4-5-6 sıralamasından playoff oynayabilir gibi gözüküyor. Biz 55 puandayız. Playoff 61 puan sınırında. 7 maç var. Preston'un 2 maç eksiği var. Önümüzdeki 2 takımın eksikleri var. Eksik maçları var. Yani bizim kalan bütün fikstürü kazanırsak anca belki bir playoff umudumuz var. Ama benim tabii ki playoff'u zorlamaya çalışacağım. Ama asıl güçlü bütçesiyle birlikte bu sene playoff'u zorlayamazsak ve yani üstüne çıkmamız zaten çok kolay gözükmüyor. Gelecek sene bu sene başında Hull City ile nasıl yaptıysam gelecek sene Skybet Championship'i domine edecek bir Bournemouth yaratmak ve eğer Hull City alamazsa vizeyi bu sezon bu kadroyla tabii ki bu kiralık oyuncuların hemen hemen hiçbirini tutamayacak elinde. Çünkü Facundo Pellistri United artık onu kullanmak isteyecektir. Elliot Anderson zaten olmuş bir oyuncu. Enes Ünal Fenerbahçe ile anlaştı ve gidiyor. Joe Gelhardt Leeds United Premier Lig'e çıkıyor ve vermeyecektir. Çok ciddi problem yaşayacak eğer bu sene lige kendini atamazsa Hull City. Bu arada Hugo Wettlesen üzgün. Kendini satışa koydurmuş. Hemen alırım. 2.7 veririm alırım. Çok güzel. Biz de para bol. Gelecek sezonun takımına da başlayalım. Gerson Mosquera niye? Böyle oyuncuyu kullanamadınız mı? Şu oyuncuyu kullanamadınız mı? Yazık günah. Bu takımla hoca kimdi? Bir bakabilir miyim? Scott Brown. İskoç kardeşim Scott Brown. Bu takımla 19 maç kazanamamayı nasıl başardın ya? 19 maç kazanamamayı sana tepede verdik takımı 4'te 4 ile. Tamam kötü pozisyonda değilsin ama yani ligin o kadar üzerinde ki kurduğum kadro. Yazık. Mosquera'yı da alabilirim. Duruma göre. Şöyle takip edelim kendisini. Takip listesine ekle diyelim süresiz. Bu takımdan gideceğim Arda. Niye? Satış listesine koydurmuş Arda da kendini. Alırım. Hemen takip listesine ekleyelim. Arda'mla beni ayırdınız. O kadar iyi kullanıyordum ki Arda'yı. Bakın Arda'yı kullanamadınız değil mi? Arda. Yazık. 6.93. Ulan zaten ben takımı bıraktığımda Arda 2 gol 1 asist yapmıştı. Kalan bütün sezonda 1 gol 1 asist mi alabildiniz Arda'dan? Yazık. Yazık. Ah 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 yazık. Piccini bu çocuk kiralık mı? Ben bunu sizden söke söke alırım. Özel getirdik. Enzo Boyomo. Net transferim olur sizden. Bu çocukları takip listesine ekleyelim. Tabii şu anda transfer yapamayacağız. Bournemouth'un başına Erman Derman getirildi. Şu an mutsuz olan oyuncular. Hepinizi düzelteceğim. Kaptanlar bu şekilde kalsın. İstanbul'u kiralamışlar. Git aşağı. Şu kadroyu bir küçültelim bir. Şu kirada olan oyuncuları bir aşağı atalım. Git. Git. Sen de git. Tamam. Kalecimiz Nathan Baxter olacak. Will Dennis kim? Will Dennis sen de git abicim. Thomas Watchlick'te yılların tecrübesi yedek kalecimiz olur. Şimdi taktik yönelimimizi bir yapalım. Topa sahip olalım. Taktik seçeceğim.
Böyle değil. Hayır hayır. Şunu versen bana ben bunu ayarlarım. Ver. Tamam, biraz öne gelin. Biraz öne gelin. Heh. Dengeliliği bir kere pozitif. Topa sahip olacağız. Şuralardan çıkalım. Şunu yapalım. Daha yaratıcı oynayalım. Tempomuz standart. Bu buralar böyle kalsın. Buralar böyle kalsın. Koşu yoluna pas yapmakta her zaman için fayda vardır. Highline'a, yani yüksek savunmaya yakın oynayalım. Önde yapalım. O kadar değil. O kadar değil. Bu iyi. Bu iyi. Rakibi merkezden oynamaya zorlarız. Daha sık önde savunalım. Okey. Bunlar mantıklı. Şimdi takıma biraz bakmak istiyorum. Şu şekilde takıma bakmak istiyorum. Tabii takıma bakmak istiyorum derken falan. Bir standart stoper, bir pasör stoper. Tamam. Buraya bir iki yönlü orta saha isterim. Buraya bir ofansif orta saha hücum. Buraya bir kanat forvet destek. Bu tak hücum. Bu da yaratıcı forvet hücum. Tamam. Burada muhtemelen evet Wendell kardeşim sen oynayacaksın. Yılların sol beki. Kalede Nathan Baxter. Şu anda transfer kapalı. Zaten son 7-8 maç. Herhangi bir transfer ihtimalimiz yok. Henry Lawrence çok çok iyi bir oyuncu. Jack Stacy de gerçi çok çok iyi bir oyuncu. Hatta bence Jack Stacy şimdilik kalsın. Taylor Howard-Bellis sen sağ ayaklısın. Seni sağa alalım. Ramal Hosen güzel kardeşim. Sen de sağ ayaklısın. Senin pasın daha yüksek. Sen şöyle pasör stoper olarak dur. İki yönlü orta sahamız Jefferson Lerma olacaktır büyük ihtimalle. Yani o daha savaşçı orta saha kökenli bir oyuncu aslında ama tamam Jefferson seni savaşçı orta saha yapalım. Tam istediğin yerde. Longstaff iyi de öbür şu çocuğu Lucas de los Santos. İki yönlü orta saha özelliğin yok mu oğlum senin? İki tane savaşçı orta saha ile oynayamam. Yok. Yok böyle olmaz. Şurada yok mu olayın? Ha var, iki yönlü orta saha var. Okey. Burada şimdi Mateta mı? Mateta. Mateta çok iyi bir oyuncu ya. Bitiricilik 15. Dribbling zarsız 16. Bitiricilik 15. Teknik 13. Şut 11. Maja'ya bakalım. Maja. Bitiricilik 14. Şut 12. Yani birbirinize yakınsınız ama şu fiziksel özelliklerde Mateta senin önünde. Mateta başlasın. Buraya Jack Harrison sakatlığı geçecektir. O tarihe kadar. Aslında Jack Harrison burada da oynar. He. Jack Harrison buraya. Buraya şey. Neydi bizim bir çocuk vardı. Ryan Christie. Heh. Tamam. O zaman Ryan Christie de tak oluyor ama. Gel tak ol. Tak ol tamam. Buraya da Belali olabilir. Evet, Belali'yi oynatırız. Şimdilik düşündüğüm kadro bu. Tabii ki daha çalışmalarımız olacak. Daha türlü türlü olaylarımız olacak. Vetle sen gel bakalım. İlk 11 oyuncusu olabilirsin. Sana yer veririm kadromda. %25. Şunu 2.41'e indirip buna 1 milyon yaparım. Çok güzel. Hull City ile alakalı çok fazla soru geliyor. Açıkçası
yaşandı bitti. Bir haksızlığa uğradığımı düşünüyorum ki sizler de fazlasıyla bana bu anlamda destek vermişsiniz. Hoca böyle şey olmaz, hoca şudur budur falan filan. Ama açıkçası yani futbolda dün yok. Haklıyız, haksızız. Ben elimden geleni yaptım. Çok iyi bir takım kurduğumu düşünüyorum. Hatta çok daha yukarılarda olması gereken, şu anda ligi kazanmış olması gereken bir takım kurduğumu düşünüyorum. Fakat Dion Sterling'in oynatılmasından dolayı kovulduk. Onu da merak ediyorum. Bakalım Dion Sterling herhalde gönderildi. Yo, duruyor burada. Dion Sterling. 7 hafta sakat. Ne kadar oynamış? Bravo size be. Bravo size. Ben 2 maç oynattım. Adamı 25 maç daha oynatmışlar. Vay be. Ya kovacağım deyip kovabilirdiniz. Zaten haklıydınız. Takımı küme düşürdüm. Takımı küme düşürdüm. O zaman kovsaydınız. Niye uydurdunuz yani? Dion Sterling'ler, şunlar bunlar. Kovacağım deseydiniz. Kovardınız yani. Neyse. Neyse. 27 maç ha. Vay be. Peki. Takımı kendimizi takıma tanıtalım. Merhaba arkadaşlar. Kulübün yeni... Merhaba arkadaşlar. Mekanın sahibiyim. Şu an takviye makviye demiyorum. Sezonun sonuna yaklaştık, farkındayım ama... Playoff'a katılabileceğimizi düşünüyorum dedim. İşimiz çok kolay değil ama şimdilik çocukları buna motive edelim. Belki arka arkaya galibiyetlerle oraya yaklaşabiliriz. Jack Harrison sakatlıktan döndü. Flatwood ligin alt sıralarında düşmeme mücadelesi veren bir takım. O nedenle bizim için önemli bu maçı şöyle güzel başlamak. Teknik heyet halletsin bunu. Bunu da teknik heyet halletsin. Sorumluluklara bir gelebilir miyiz? Kulüp çalışanları. Beyler, şimdi bazı şeyleri konuşalım sizle. Medya. Buna ben katılmam. Medya bir gel. Heh. Katılmam. 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 Hiçbirine katılmıyorum. Maçlara gelelim. Maç günü. Takım konuşmalarını yöneteceğim. Kenar talimatlarıyla da ben ilgileneceğim. Hazırlık maçlarında başkası geçsin. Antrenmanlara baktık değil mi? Antrenmanın yetkilerini verdik. Evet. Bunları verdik. Geri o ne yıl halledecek? Transfer falan şimdilik bende durabilir. Basına tanıtılıyorum. Hadi bakalım gidelim. Basın toplantısına katıl. 442 muhabiri Elliot Connolly. Gel bakalım Elliot Connolly. Ne diyeceksin? Hadi. Heh. Öncelikle hoş geldiniz Erman Hocam. Bournemouth'un çiçeği burnunda menajer olarak ilk düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Bu muhteşem kulübü çalıştırmak hem kişisel olarak hem de bilmem ne falan fıstık. Görev yaptığınız önceki takım hakkında konuşacak olursa, kulüp yönetimi tarafından kamuoyunun bildiği üzere sözleşmeniz feshedildi. Sizce kulübün aldığı bu karar doğru muydu? İçten gülümseme koyuyorum. İçten gülümsemeyle beraber
bu konuda konuşma taraftarı değilim. Yeni bir kulübe geldim. Ulu takımdan ayrıldığınızdan bu yana bir takım çalıştırmadınız. Bu durum size teknik direktör dönme noktasında herhangi bir etki olumsuz. Yo. Evet. Yine içten içten gülümsersem olmuyormuş. Kollarımı yukarı kaldırsam da olur. Parmakla işaret ediyorum. Diyorum ki ara vermek iyi fikirdi. Güzel oldum. Başka soru var mı? Teknik ekibimiz hakkında bir karar aldınız mı? Çok geniş kapsamlı bir şey yapmam diyorum. Bournemouth'u bula benim setimde futbol tarzı. Benim evet. Evet aynı onu söyledim. Ve basın toplantısında sonlandırıyorum. Yeter. İşimiz gücümüz var. Yeter. İşimiz gücümüz var. 8 günlük bir süre kaldı ilk maçımıza. Erman Derman Bournemouth'un başında zorluklar yaşayacak diyor basın. Gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir sezon performansının üzerine geliyoruz bu takıma. Şampiyon olması, en kötü Leeds United'ın arkasından ikinci olması beklenen takım. Sezonun büyük bölümünü 13. 14. 15. geçti. Son hafta kazanıp 12-11'e fırladılar. Hocayı kovduktan sonraki maçı kazandılar. Yanlış hatırlamıyorsam. Kiefer Moore 3 hafta gitti. Vay 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 vay. Sizden çok fazla mesaj geldi. Bu sürede onları da biraz okuyayım hatta. Evet, Vetlesen geldi. Gelecek sezonun ilk transferini yaptık. Vetlesen bizde. Arda Güler. Keza efendime söyleyeyim. Yerson Mosquera. Bu isimler hep şu anda takip ettiğim isimler eski takımımdan. Oradan getirebilirim bu isimleri. Can Kaptan Oğrul demiş ki hiçbir başarı cezasız kalmazmış Erman Hocam. Bütün taraftarımızı Erman Derman'ın Hacı Vadim'deki evinin önüne davet ediyorum. Hocamızın yanındayız demiş. Ali Can Yurt. Erman Hocam daha sezonun başı olduğu için teknik direktörü olmayan takım azdır. Siz daha sonra hızlıca geçin, ilerleyen zamanlarda bulursunuz demiş. Bulduk. Emre Kartal Çintay, bir insana vazgeçilmez olduğunu hissettirdiğinizde ilk vazgeçeceği kişi siz olursunuz. Galatasaray'ı reddederek Hula bunu hissettirdin hocam ama olsun, seni en iyi biz anlarız. İlk defa arkandayız. Sağ ol Emre Kartal. Erdem Ayçiçek, değerli Erman Derman hocam, kısıtlı kaynakları harika kadroya dönüştürüp üstüne kadro ve taktik uyumu sağlayıp 4'te 4 ile çıktığınız bu yolda bir futbolcuya verdiğiniz sözleşme fesli sözünden dolayı olmadı bu olay demiş. Yakışık almadı demiş. Mehmet Emin Ünal çok mutlu etti bu mesaj beni. Erman hocam kötü bir gün geçiriyordum. Beni her zamanki gibi yine mutlu ve huzurlu ettiniz. Yani bunu yapabiliyorsak zaten her şeyden önemli. Yani kazanmışsın, kaybetmişsin, kovulmuşsun, dünyanın en iyi teknik direktörü olmuşsun. Siz izlerken biraz olsun hayatın bu zor günlerinin o sıkışıklığından kurtulup bir saat kafada atabiliyorsanız en önemlisi bu. Erman Derman hocam da keyifli olunca bir başka oluyor. Özellikle geçen seneki keyifsiz sezondan sonra Old Trafford esprisine patladım ama tam keyifler geldi derken şok yaşadık demiş. Evet, hepimiz yaşadık o şoku. Hatta ben bir dakika falan anlayamadım ne olduğunu. Bu arada yedek kaleci Tomáš Vlčík sakatlandı. Ayda Nathan Baxter mı? Lan oğlum 3 kaleci birden nasıl sakatlanıyor aynı anda? Baxter da 3 gün gitti. Aman Baxter, eski öğrencimsin. Seni en iyi ben tanırım. Nathan Baxter, kendine gel. Bournemouth'la tarihi yazmak için yola çıkıyoruz. Sakın, seni en iyi ben tanırım Nathan Baxter. Herkes Erman Derman sıkıntı yaşayacak diyor. Nereye geldik abi biz? Nasıl bir yere geldik? Oğlum dedik ya asistan gitsin bu toplantılara diye. Nasıl bir takıma geldik biz? Bütün herkes benimle konuşan diyor ki Erman Derman çok büyük sıkıntı yaşayacak diyor. Sheffield kazandı ve Hull'un önüne geçti. Evet, maç eksiğini oynadı. Daha tabii bitime 7 hafta var. 7 hafta var. Henüz hiçbir şey belli olmaz. Sadece belli olan tek şey Leeds United şampiyon oldu. Leeds United açık ara kazandı ligi. Bunu ben yapmak istiyordum. Hull City ile. Kısmetliymiş. Şimdi Hull City Reading deplasmanına gidiyor. Biz Flatwood'la içeride oynayacağız. Jack Harrison iyileşti. Christy burada. Belayri, Lerma, Carchurt, Hasan Kurt. Yedeklerimizi alalım.
Kadro. Evet, Vaclik yedek kalecisin. Yam yedek stopersin. Henry Lawrence gel. Sean Longstaff gel. Billing gel. Yoni Gonzalez mi? Bu iyi oyuncu. Bulunsun bu çocuk. Ve Josh Maşa. O da yedek forvetimiz. Hadi bakalım çocuklar. Hadi. Bakın. Size şöyle söyleyeyim. Bu hayatta mutlulukların da hayal kırıklıklarının da kralını yaşadım. Çok da mutlu oldum. Çok fazla takımda çok önemli başarı da elde ettim. En mutlu olduğum anımda bir anda yüzümde şok bir gülüşle kaldığımda oldu. En mutlu olduğum anda. Zaten mesele de öyle demiyor mu Ramiz Usta? He? En mutlu olduğu anda öldürmek demiyor mu? Onu da yaşadık. Onu da yaşadık. Neyse. Kötü bir sezon geçirmişsiniz. Ama bu ligin normalde ilk 3'te bitirmesi gereken bir oyuncu grubusunuz. Yeteneklisiniz. Sadece belli bir amaç uğruna koordine edilmemişsiniz. Takım olamamışsınız. Arkadaş olamamışsınız birbirinizle. Birbiriniz için koşmamışsınız. Birbirinizle yardımlaşmamışsınız. Bunları yapacağız. Kalan 7 haftada yapacağız. 21 puan alırız. 19 alırız. Belki 15 puan, belki 10 puan alırız. Ama bunları yapacağız ki gelecek sene, bu sene olmazsa da gelecek sene en yukarıya çıkabileceğiz. Hadi göreyim sizi. Yetenekli oyuncularsınız. O yüzden buradasınız. O yüzden çıkın, üzerinizdeki formanın hakkını verin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nathan Baxter, göreyim seni koçum. Topçumsun benim yıllardır. Haydi. Vitality Stadyumu. Bundan sonra yeni yerimiz Vitality Stadyumu. Hadi bakayım göreyim sizi. Hadi aslanlarım benim. Ligi ne kadar yukarıda bitirebiliyorsak o kadar yukarıda bitireceğiz. Altıncılık olur, sekizincilik olur, dokuzunculuk olur. Belki beşincilik olur. Bilmiyorum. Playoff olur, playoff dışı olur. Siz yeter ki iyi futbol oynayın. Hadi göreyim sizi. Jack Harrison. Vur. Ay direkt. Güzel. Yağmur var. Dikkatli olun. Kontrol. Control pass through the channels. Relax. Eyvah. Sol bekimiz gitti. Wendell. Kim vardı sol bek? Lawrence var. O da tam sol bek değil de oynar. Hıyam kardeşim, sen stopersin. Gel bakalım Lawrence. Beyler. Hadi. Biraz daha top oynamamız lazım artık. Biliyorum daha ilk maç. Daha beni tanımıyorsunuz. Ben sizi tanımıyorum. Yeni yeni geçecek bazı şeyler birbirimize. Hadi orta. Ah be Matetam. Devam. Lawrence sakin. Çık. Use the wings. Use the fucking wings. Come on. Yürü Harrison. Lawrence. Güzel. Belayıl. Sakin ol. Harrison. De Los Santos sal oğlum işte sal. Lawrence tekte. Harrison. Vur artık Mateta. Jean-Philippe Mateta. Yes. Erman Derman geri döndü. Bravo çocuklar. Çok güzel yerde attık. Hadi 60'a kadar bozmuyorum sizi. Devam. Daha iyisini yaparsınız. Daha iyi oynamak zorundayız. Flatfoot bizim ayarımızda bir takım değil. Daha baskın oynamamız lazım. Hadi. Gel bakalım Yoni Gonzalez şuraya. Jack Harrison, seni biraz ofansif orta saha kullanalım. Lerma, sen de kötü günündesin. Ne
Yani Longstaff. Gerçi Blink de oynar senin pozisyonunu. İkisi de iyi oyuncu ama ben Longstaff alıyorum. Devam. Hadi aslanım. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Tutun oyunu, tutun oyunu. Hadi göreyim sizi. Atın 2'yi de. İlk maç. Daha iyiye gideceğiz ama yine de bir ikinci gol isterim. Mateta çık, Maşa gir. Blink gir. Hadi bitirin böyle. Sakın ama sakın. En son isteyeceğim şey sakın. Kendi evimizde bu takımla ilk maçımda en son isteyeceğim şey puan kaybı olur. Aman aferin Stacy. Yapma Christy oğlum ya. Yapma Christy. Gir araya. Bravo Lawrence. Oğlum alsana suçlu bu. Aa, aferin Romalo. Aferin Baxter. Lawrence. Hadi hadi çık artık. Billing uzun vur. Bravo. Josh Maja. Harrison. Harrison. Jack Harrison. Jack Harrison mutsuzmuşsun öyle dediler. Jack Harrison mutsuz hoca. Onu da ikna etmen gerekecek dediler. Ben seni oyunumla ikna edelim oğlum. Ben seni oyunumla ikna edelim. Vitality Stadyumundaki her bir bireyi. Her bir bireyi ikna ederim ben. Rahat olun. Rahat olun. Bir grup olarak birbirimize güvenelim, inanalım. Birbirimizin arkasını kollayalım yeter. Birbirimize kazık atmayalım. Yeterli. Lawrence bravo. Harrison çevir marşla. Jasmanca. Hem Mateta'nın hem Maja'nın gol atması. Forvet attım keyif. Sakin. Sakin yemeyelim abi. Yemeyelim ilk maçtan içeride gol. Yemeyelim. Herkes topun arkasında gerekli pozisyon alsın. Çok çok yüksek savunma. Çok çok önde savunma yapıyoruz. Zaman zaman bu problemleri yaşayacağız ama en azından bu maçta yemeyelim diyecektim. Laf ağzıma tıkandı ama neyse önemli değil. Hayda Maja. Josh Maja gitti. Bir maçta iki sakat verdik. Hem Wendell hem Maja gitti. Bismillah daha gelir gelmez. Kardeşim daha ben bu kulübe adım atalı bir hafta oldu ya. Bu da mı benim hatam yani? Bu kulübün fizyoterapisini zartını zurtunu biz atamadık ki. Biz atamadık ki. Diğer skorları göremedim. Skorlar, maçlar. Hull berabere kaldı. Şu puan durumunu ver bakayım. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Lan kafayı yedim ben bir saniye bir durun. Gel. Heh. Leeds şampiyon. Hull 70. Biz kaç olduk? 58. 6. kaç puanda? 63. 5 puan var Burnley. Ya fikstürümüz de çok zor be. Bir de 7 maçla nasıl kapatacağız ki o fark? Bir tanesini de oynadık zaten. Kaldı 6 maç bitime. Fikstür. Tabii 6 maç kaldı bitime. QPR deplasman. Leeds, Watford ve Luton'la içeride oynayacağız. İkisi Leeds şampiyon. Watford taş gibi zaten. Yok. Biz bu fikstürden full çıkaramayız. Yani 7'de 7 yaparsak falan anca çıkabiliyoruz. Bu fikstürden çıkmaz o. Wendell sakatlandı 10-13 gün kadar. Mosquera kalmak istiyormuş. Kalsın. Ölmüyorum Mosquera diye. Bir saniye. Yeni başkandan mesaj var. Hocam tebrik ederim. Müthiş top oynattın bize. Sen nasıl bir hocasın? Daha dakika bir, gol bir, futbola doyduk falan diyor. Sağ olsun. Sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah daha iyi olacağız. İnşallah daha iyi olacağız. Sevgiler. Queen's Park Rangers deplasmanı.
11. sırada başladık göreve, 9'a çıktık. Queens Park Rangers deplasmanında da kazanabilirsek 7-8 görürüz ama zor maçlar, zor maçlar. Fixtürümüz bu da, ondan sonra daha da zor fixtür. Ya ben bu sene playoff yapabilmeye çalışacağım tabii. Playoff yaparsam orada şanslar eşit. Hatta bu takımda bizim playoff'ta ciddi şansımız olur. İyi kadromuz var. Ama yapamazsak da ben seneye playoff playoff değil, şampiyonluk birinci sıra sözü veriyorum. Lakin bütün oyuncuların sakatlanıyor. Buna da bir dur demesi lazım birinin. Çünkü bütün oyuncularımız sakatlanırsa bir yere kadar oynayabiliriz. Sheffield 2-1 kazandı yine. Hull City'nin ilk iki ihtimali bir hayli az gibi. Yani Hull City bence bu takımlarla playoff'ta da en büyük favori olur bu kadrosuyla. O ayrı konu. O ayrı konu, çok iyi bir kadrosu var. Ama bu çocuğu da Mets'e gitmiş. Genç kaleci. Ya Dion Sterling 7 hafta sakat ve ona rağmen 27 maç oynamış. Herif sakatlanmasa 50 maç oynayacak demek ki. Estupinyan ne yapıyor? Estupinyan'dan da randıman alamamışsınız ya. Abdülkadir. Abi alamamışsınız. Zaten Abdülkadir bu istatistikleri, ben giderken 3 golü falan vardı ya. Ah ah ah. Joe Gelhardt. 7 maç 0 gol mü? Enes. 30 maç 7 gol. Enteresan. Muhtemelen Beljo çok attı. 17 atmış o da. Yani o da inanılmaz atmamış. Çünkü ben zaten ben de 5 gol falan atmıştı ilk 4 haftada. Orta sahalar, savunmalar falan iyi oynamış demek ki. Ön taraf böyle inanılmaz etkileyici istatistiklere sahip değil ön taraftaki hiçbir oyuncu. İlginç. Dıp dürü dıp 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 dürü dıp 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 dürü dıp 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 dürü dıp dıp. Sakatlarımızın bir kısmı antrenmanlara başladı. Ki bu maçtan sonra da Leeds United'la içeride oynayacağız. Leeds United şampiyon oldu. Belki salarlar maçı. Kutlamalar falan. Ne diyorsun Hıyam? Daha yeni geldim zaten. Sana forma süresi vereceğim. İçini ferah tut dedim. Zaten lig bitiyor abi. Sonrasında bakarız ne oluyor ne bitiyor. Şimdi 6 hafta kala Rest Doten mi? Sen kimsin lan? Ya genç yetenek. Seninle mi uğraşacağım abi şu anda ben? Tamam veririz. Sezon sonunda veriyorum. Rest Doten. Yani başımızda 50 Harry Redknapp mı? Ulan bu adam, ha bu oğul. Torunu mu neyi? Ben de diyorum Harry Redknapp 70 yaşında, benden ne istiyor? Olur. Sezon bitince sana da veririz. Tamam. Geldik QPR deplasmanına. Baxter oynayabilir. Maja ne durumdasın? Wendell oynayabilecek durumda değil. Bizim sol bek yediğimiz vardı ya. Neydi herifin adı? Jallow muydu? Ha, gel bakayım Jallow. Sen de hem sağ hem sol beksin değil mi? Şöyle yapalım. Aslında James Hill de iyi oyuncu. Şöyle yapıyoruz beyler. Sakin olun.
Ben yine Lawrence oynatıyorum burada. Ters ayak, mers ayak. James Hill sen değil de Jallow'u yedeğe alıyorum. Evet, böyle başlıyorum. Kazanan takıma da çok dokunmadık. Sadece sol bekte sakatlıktan dolayı bir değişiklik yaptık. Zor maç. Rakibin teknik direktörü yanlış görmediysem Shandaş. Eğer Shandaşsa daha da zor maç. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi Shandaş. İşte şimdi ayvayı yedik. Hadi çocuklar, çok saygı değer, çok önemli bir teknik adamın takımına karşı deplasmandayız ve Lerma sen yani ilk dakikada gittin kardeşim, tebrik ediyorum, sarı kartı gördün. Hadi hadi hadi, kontaklı oyun, temaslı oyun, kendi pas oyununuzu oynayın, kendi pas oyununuz. Hadi göreyim sizi. Ya Lerma, abi sen savaşın en sıcak yerinde, en çarpışılan yerde daha 15. şey 1. dakikada ne sarı kartı görüyorsun ya? Christy. Ay. Güzel. 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 Harrison. Vursun biri. Christy sakin. Tamam, tamam. Tamam, devam. Lauren sakin oğlum. İndir topu yere. Stacy. Tekte gör. Ramalho. Zor pas yok. Tekte gör ha. Sıkıştırmayın oyunu. Vur buna Matetta. Matetta. Jumpalıp Matetta. Aslanım benim. Bir süpersiniz çekeyim size. Sakin şimdi. Sakin. Relax. Relax. Use your brain. Use your brain. Relax. Control the game. Control the game. Pass. 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 Don't give the ball. Control the game. Okay. Yes. Yes. Good guys. Good guys. We are a good team. Come on. Taylor Howard Bellis. Çocuğum benim. Lawrence sakin. Lerma. Belail. Çok iyi top. Çevir ortaya. Çevir ortaya. Çevir ortaya. Mateta. Aferin Ryan Christie. Aferin Ryan Christie. Bravo oğlum benim. Şimdi gelin bakayım. Belail. Süper de oynuyorsun ama niye cırt diye kart görüyorsun oğlum? Şu long staff değişikliğini bir yapalım. Dakika 60'a kadar devam. Maç iyi gidiyor ama daha da iyisini yaparsınız diyorum. Çıtayı çok yukarıya koymamız lazım çocuklar. Biz Bournemouth'uz. Bizim yerimiz championship falan değil be. Kendinize gelin. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Sakin. Aferin Ramalho. Longstaff. Christie. Yapma Christie. Niye arkasına atıyorsun Stacey'nin? Hadi çocuklar hadi. Hadi hadi tamam tamam tamam. Tamam vurdurma. Açtın önünü vurdurma Baxter. My boy. My boy. Nathan Baxter. Sakin beyler, adamlar 2-1 kokusuyla geliyorlar. 2-1 kokusuyla geliyorlar abi. Kokusu geldi öncesinde zaten. Kokusu geldi öncesinde. Bir sakin olun biraz ya. Bir sakin olun. Tutun biraz oyunu. Allah Allah. Longstaff. Abi ne kadar rahat kurtarıyor adam senden. Vurdurma. Heh. Çık şimdi Harrison. Çık. Sal. Sal. Şuraya salsana artık. Mateta. Yep. Yep. Aferin Harrison. Çok doğru zamanda saldın. Matetan bebeğim benim be. Ramalho sakin. Longstaff. Harwood Bellis. Ayağa ayağa. Şimdi oradan uzun terse. Uzun terse. Neyse o da olur. Güzel. Hadi de Los Santos. Hadi. Çevir Lawrence. Vur. Mateta. Yeah. Mateta. İyi bir teknik direktörle çalışmak nasıl bir duygu oğlum?
Ha, bütün sezon boyunca 3 gol attırmışlar sana doğru düzgün. Teknik direktörlerine çok güzel. Nasıl bir duygu? Bana bunu söyle. Nasıl bir duygu? Longstaff, Sal. Ulan Kristi nasıl açıyorsun ayağından onu ya? Bas 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 bas. Topun hemen geri kazanımı. Topun hemen geri kazanımı. Yapma. Baxter çok öndesin. Ben görüyorum buradan ya. Tamam tamam okey okey. Olur 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 olur. Atacağız yiyeceğiz. Savunmayı önde yapıyoruz ama biraz geri çekelim artık. Skoru da bu kadar almışken gerekirse biraz gelin. Tempoyu da bir tık düşürelim. Devam. 5 dakika sonra 3 oyuncu birden değiştireceğim. Bir 70'i görün ama. Bir 70'i görün. Sakin ayağı her zaman olduğu gibi. Güzel. Koşma Teta. Yeter adam da öldü. Longstaff sakin. Christie. Ya Christie çıkıyorsun. Bu atakla beraber çıkıyorsun. İkidir. Zırt zırt yerde top kaptırıyorsun oğlum ya. Çık. Jalov sen orada oynayabiliyor musun? Sağ ayaklısın. Oynayamazsın. Harrison buraya. Gonzalez buraya. Devam. Devam. Bitirin maçı. Kontrol ederek bitirin maçı artık. Control the game. And finish it. And finish it guys. Mateta'yı da bir alkışlatalım. Gel kardeşim 4 gol attın. Şık oyundan. Maja 7-8 dakika biraz kondisyonu da sakatlıktan yeni çıktı. Bir 7-8 dakika top yapsın Maja'da. Mateta'yı alkışlattık. Sakin. Sakin. Oralarda riskli pas yapıyorsunuz. Biraz kızıyorum ama bu çok iyi işte. Çevir Harrison. Çevir. Vur Maja. Maja. Josh Maja. Mateta Maja ikilisi. Yıllardır forvetten dilimiz yandı, ağzımız yandı, her yerimiz yandı. Aferin çocuklar. Nasıl bir duygu iyi bir teknik direktörle çalışmak? Longstaff! Goodbye, goodbye. Bravo. Bournemouth. Keyifler yerinde değil mi? He? Derman bu. İnanılmaz oynadınız. Rakibi perişan ettiniz diyorum. Sürünüyordunuz. Sürünüyordunuz biz gelirken. Hull City 1, Birmingham 1. Hull City 1, Birmingham 1. Birmingham 21. İç sahada 21.'yi yenemiyorlar. İç sahada 21.'yi yenemiyorlar. Bir de Birmingham öne geçiyor. Enzo Boyomo'nun golüyle. Beraberliği kurtarıyor Hull City. Şimdi şöyle bir tablo oldu. Biz bayağı yaklaşıyoruz. Yani şöyle bir şey olursa çok enteresan olur. Hull City ile biz playoff'ta buluşursak Hull City yukarıdan düşe düşe geliyor. Biz aşağıdan çıka çıka geliyoruz. Ama tabii hala çok kolay değil. Çünkü dediğim gibi çok fazla maçımız yok elimizde. Bitime 5 maç kaldı. 5 puan önde Millwall ve Burnley. Yani 3-4 hafta önce kovulsaymış ve bana gelseymiş Bournemouth başka şeyler konuşabilirdik. Hocayı biraz geç yolladım Bournemouth. Şimdi Leeds şampiyon oldu zaten. Hadi şampiyonluk kutlamaları falan filan göreyim sizi. Mateta 16 gol atmış. İlk maçta 2 gol mü atmıştı benim? 1 mi atmıştı? Bakalım hemen fikstür. Bir, beş. 16 golünün 5'ini benle attı. Ben gelene kadar 11 atmış. Ben gelene kadar 11 atmış koca sezonda. 2 maçta 5 taneyi sıkıştırdık. Maja'da 2 maçta da 2 tane attı. Maja'nın kaç golü varmış? Ona da bakalım. Onun da 8 golü varmış. 25 maçta 2'de 2 yaptı. Leeds'le oynayacağız. Bizim için şey anlamında da tamam devam maçı. Çok kolay bir maç değil. Ligin en güçlü takımı Leeds United. Zaten 30 top
da şampiyon oldular. Bir, o yüzden belki biraz şey olabilir. 30 puan değil de 17-18 puan farkla şampiyon oldular. Şampiyonluk aldıkları ve rahatladıkları için bir ihtimal o kadar zor olmayabilir. Bu arada Sheffield yenildi. Bu Hull için de, Watford için de, herkes için oradaki tabii iyi haber. Hem Hull hem Watford için. Leeds'i yenebilirsek bizim Watford'la olan maçımız, biz Watford'la oynayacağız. Leeds'i yenebilirsek Watford'la olan maçımız playoff için çok ciddi bir kapışma haline gelir. Ama öncesinde Leeds United'ı yenebilmemiz lazım ki Leeds United ligi paramparça etti. 41 maçta sadece 5 kez kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bakacağız. Mark Roca falan var heriflerde. Mark Roca'ya bak. Vay 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 babam vay. Vay babam. Ya adamların bana Hull City'deyken kiraya verdiği Joe Gerhardt ve Bate, Lewis Bate bende ilk 11 oynar zaten. Kiraya veriyorlar yani. Öyle rahatlıkları var. Hull Luton deplasmanına gidiyor. O da enteresan maç. Biz önce kendi maçımıza bakalım. Lerma de Los Santos'la başlayacağım yine. Longstaff oyun aldığım iki maçta da çok iyi oynadı. Formayı istiyor. Ama acaba yok ya. Lerma, sen niye benim istediğim oyuncu olamadın ya şu ana kadar? Bozmayacağım. Kazanan takım bozulmaz düsturu. Sadece Wendell geldi mi? Yok. O zaman Lawrence devam. Bozmayacağım şimdilik. Evet çocuklar. Kazanırsak playoff şansımız sürer. Kazanamazsak da canınız sağ olsun. Biraz geç buluştuk sizle. Bir ay önce buluşabilseydik ben sizi playoff'a da sokardım. Acayip bir rakibimiz var. Yani Robin Koch, Pascal Strike, Mark Roca, Nonto, Siniestra falan. Yani bu ligin çok üzerinde bir takım. Yedekte Patrick Bamford falan var adamlarda. Aronson bu ligin çok üzerinde bir takım olduklarını zaten gösterip 17-20 puan farkla da şampiyon oldular. Olsun. Dediğim gibi kazanmak için oynayacağız. Kazanamasak da ben sizle iyi anlaştım. İyi kaynaştım. Sizinle yapacaklarımız var çocuklar. Sizinle yapacaklarımız var. Elinizden geleni yapın. Umudumuzu sürdürmek için kazanmamız lazım. Dilerim şampiyona biz de bu ligde şampiyon olabilecek bir takımız. Oyunumuzu gösterirsiniz. Gerisi önemli değil. Hadi göreyim sizi. Çok iyi bir rakip. Çok güçlü bir rakip. Anlayabiliyorum sizi. Zorlanacağız. Hadi göreyim. Stacey sakin. Yapma. Evet, biraz iyiler. Tamam ama Lerma yeter ya. Dur ya, sıkalım ben senden. Senden ve senin bu zırt pırt şey olmandan biraz gına geldi. Kusura bakma. Her maç 15. dakikada sarı kart görürsen ben de ilk 11 oynayamazsın aga. Hadi beyler hadi. Hadi. Oynayalım. Oyunumuzu oynayalım. Kazanırız kaybederiz. Oyunumuzu oynayalım. Jack Harrison, sen bu takımın çok önemli oyuncusun ya. Gözünü seveyim. Biraz top. Saldım seni buraya. Christie. Çık sen de. Gonzalez gir. Hadi. Daha iyi oyun bekliyorum beyler.
Hadi. Hadi. Daha iyi oyun istiyorum. Harrison. Vursun biri. Ah, bir de kontra yedik. Bir de kontra yedik. Uçak gibi oyuncudan kontra yedik. Olsun. Olsun. Sakin. Bravo Harwood. Hadi abi. Tekte at. Tekte at. Oğlum atsanıza şu Mateta'ya. Mateta. Ver. Yep. Yusuf Belayli. Yusuf Belayli. Aferin oğlum. Yapacağınız bu ya. Tekte hızlı. Sağda mısın? Sola ters. Solda mısın? Sağa ters. Uzun. İlk çıkışlar kısa toplarla, sonra terslere uzun. Hadi göreyim. Ama abicim ne yapıyorsun? Adamın ayağına yatıyorsun Gnonton'un. Ya zorla gol yedik. Taçtan gol yedik. İnanamıyorum. Aferin lan Baxter. Kapatın şu açıyı. Kapatın şu açıyı. Lawrence vur. Vur. Saçmalıyorsunuz bazen he. Saçmalıyorsunuz bazen. Longstaff gerçekten mi sakatlandı lan? Vay arkadaş. Blinker. Şu an böyle devam. Bir tık. Tek bir tık. Heh. Tek bir tık. Hayır hayır o kadar değil. Bu. Sıkıştırın rakibi orada. Hadi beyler. Hadi aslanlarım benim. Yarım saat Vitality Stadyumunda olduğunuzu unutmayın. Taraftarınızın size inananların önünde olduğunuzu unutmayın. Hadi aslanlarım. Orta sahada bir oyuncumuz sakatlandı. Bir oyuncumuz öldü. Bir şeyler oldu. Ona rağmen hadi kovalayın bu maçı. Kovalayın bu maçı. İyi yere indi. Blink sakin. Blink dön artık. Dön artık abi. Ağırsın ama ya. Hadi. Harrison sakin. Sakin abi orada tamam iyi güzel pas yapıyorsunuz da artık. Heh. Onu da geçiremedim. Neyse. Neyse onu biraz daha hızlı yapmanız lazım. Blink sakin. Santos kaldırdı. Vur. Gol be çekersin. Jack fucking Harrison. Offside mı? Ya nasıl offside? 20 metreden vurduk be. 20 metreden vurduk. Yapma hoca bunu bize. Yapma hoca bizim ayarlarımızla oynamayın. Ulan bizim ayarlarımızla oynamayın. Ah be hoca be. Mateta çık. Josh Maş'a gir. Son değişikliğim. Hadi. Hadi Maş'a. Hadi Maş'a. 20 dakikan var. 20 değil 15 dakikan var. Hadi. Hadi oğlum. Bal gibi golümüzü yediler. Hadi oğlum. Belayil. Çevir. Çıkartma, çıkartma. Aferin Arut Beliz. Vur, vur. Ay, çok güzel futbol ve güçlü oyun. Güçlü oyun. Saldır, saldır. Gerekirse kaybedelim. Gerekirse kaybedelim. Saldırın. Yürü. Ah be, ah be. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Bravo çocuklar. Uydurmasyon bir offside'e kurban gitti maçımız. Olsun. Mükemmel. Gayet iyi 3 maç performansı. Sizinle çok iyi anlaşacağız. Luton Town 0, Hull City 0. Luton 0, Hull 0. Evet. Hull City'nin artık işi doğrudan çıkmak için epey zorlaştı. Ama biz şu maçı kazansak 64 yapacağız. Millwall'un 2 puan arkasına gelecektik. Biz de gidemeyeceğiz büyük ihtimalle. Ya Hull playoff yapacak. Doğrudan gidemeyecek. Gibi gözüküyor. Tabii daha hiçbir şey bitmedi. Biz de playoff yapamayacağız gibi gözüküyor. Şu anki tablo bu. Son 4 hafta ve son 4 haftayı bir sonraki bölümde çiçekler gibi eritiriz. Manchester City Sheffield United mı? Ne diyorsun sen? Sheffield United alt ligden yarı final yapmış FA Cup'ta. Daha neler? Ve yani City de zor yendi. Foden'ın tek golüyle 61'de. Enteresan. Evet. Şimdi Watford'la tabii bizim için çok kritik bir maç. Hull City için de çok kritik. Yani hem kendi açımdan kritik
Hem de Hull için de kritik. Hull City de bizim kazanmamızı istiyor. Çünkü Watford onların doğrudan rakibi. FA Cup'ta finalin adı Manchester City Liverpool oldu. FA Cup'ta finalin adı Manchester City Liverpool oldu. Ben şu Arda'yı da bir yoklayayım. Arda benim kardeşim, çocuğum. Neredesin Arda? ...21 milyona... alabiliyoruz direkt değil mi? Şuna verir misiniz? 10 milyon... yok öyle değil. Şöyle bir 6... şöyle bir 6... 50 maç sonra da 1.2 mesela. Veriyorlar. Yani 17 milyon civarına. Güzel. Teklifi yaptım. Daha uygun oluruz diyorları. Nasıl daha uygun alacağız Arda'yı? Neyse şimdilik kalsın. Sezon sonunda bakacağım. Sezon sonunda bakacağım. Kalan fikstürle bu bölümü kapatalım. Leeds United Hull City mi? Leeds United Hull City'yi yener. Benim bildiğim Leeds United tabi. Ama salabilirler. Hull City'nin fikstürüne bakalım. Kalan 4 maçı. Leeds'le deplasman, Stoke'la deplasman, Stoke. Düşme hattının biraz üzerinde. Burnley ile içeride oynayacaklar. Zor maç. Preston. Yani normal şartlarda Hull City bu fikstürden ilk iki alamaz gibi. Çünkü zaten 3 puan dezavantajdalar. Ki bu fikstürde sanki 2 maç kazanır. Bir tane kaybeder. Bir 7 puan falan çıkar gibi ama tabii Watford benle oynayacağı için ben kazanırsam Hull City'nin öyle de bir avantajı olabilir. Benim fikstüre bakalım. Şuradan hemen fikstür. Watford'la içeride oynuyorum. Luton'la içeride oynuyorum. Bu iki maçı kazanırsam Blackpool yenilebilecek bir takım. Cardiff. Yani ben 4 maç 10 puan falan yapabilirim aslında. Yaparsam ne ediyorum? 61-71 yetmez. Yani benim 4 maçın hepsini kazanmam lazım. 12-74 puan sanki playoff'a yetebilir gibi. 74. 4'te 4 yaparsam hepsini kazanırsam 74 playoff'a yeter gibi. Ama 4'te 4'ün altı 72 bile playoff'a yetmez gibi. Sanki görüntü bu. Hull City'nin de sanki bir 80 görmesi lazım gibi. Yani 72. Watford ve Sheffield'ın 4 maçı var. 2 galibiyet alsa bu takımlar ki alabilirler. Çok muhtemel. 80-81 yapıyorlar. Hull'un bir 3 galibiyete falan ihtiyacı olacak. Şimdi Leeds deplasmanına gidecekler bir sonraki bölümün açılışında. Ve ben de Watford'la oynayacağım. Bu zaten işi biraz belli eder. Yani ben Watford'u yenemezsem, onlar Leeds'i yenemezse falan. Oralarda gidip gelmeler işi belli eder. Bakacağız göreceğiz. İyi başladık. İyi bir takım. Ben bu takımda iş yaparım. Paramız da var. Vetlesen'e transfer ettim. Arda'ya şimdiden, Enzo Boyama'ya şimdiden yoklamalar çekiyorum. Yaz döneminde tabii ki çok önemli isimlere yöneleceğim. 3 maç yaptık. Flatwood'u ve Kupiar'ı çok rahat yendik. Leeds United karşısında ilk yarı kötü oynadık. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle beraber oyunu domine ettik. Beraberliği yakaladık. Bir gol attık, verilmedi. Sonlarda atabilirdik, olmadı. Ama Erman Derman etkisi hissedilmeye başladı bu takımda. Bu gerçek. Göreceğiz bundan sonrasını. Tabii yani şu senaryo gerçekleşirse yani hakikaten elle çizilmiş gibi olur. Hull City ilk ikiye giremeyip playoff'a kalırsa ve ben de çok mucizevi işi gerçekleştirip kendimi playoff'a atarsam Hull City ile yani sezona başladığım takımla sezonu bitirdiğim takım playoff'ta karşı karşıya gelecek. O çok acayip, çok saçma, manyak, enteresan bir senaryo olur.
Bütün bunların hepsini göreceğiz. Yeni bir sayfa Bournemouth. Oyuncularla konuştum, taraftarlarla konuştum. Her şey ortada. İntikam duygusu gütmem çok fazla. İntikam istiyor mu? Her şeyden çok intikam istiyor dayı dediler. Sizler de hoca git, derman bolu göster. Neyi kaybettiklerini göster dediniz. Bu duyguları çok güçlü tutmuyorum. Tabii ki bir haksızlığa uğramışsam ve kamuoyu bunda bir fikir birliğine varmışsa, gerçekten bir haksızlığa uğradığımı sağ üstünde de sağ içinde de göstermek isterim. Ama bu duyguları çok ön plana çıkarmıyorum. Ben şu anda Bournemouth camiasına kanalizeyim. Bu müthiş geçiş hakkındaki, ya ben de beklemiyordum. Bu stil acayip bir kadro kurmuştum. Şampiyon olacağımı ertesi sene Premier Lig'deki eklemelerle beraber yavaş yavaş yukarıya çıkacağım bir takım beklerken bir anda kendimi dışarıda buldum. Bitime 7 hafta kala bir anda kendimi karışık bir Bournemouth'ta buldum. Hep beraber göreceğiz ne olacak ne bitecek. Hoşçakalın.